Arkadaşlar merhabalar bu videomda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında arkadaşlar çözümlere başlayalım. 7, 9, 20 verilmiş x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak burası kaç? 16 büyük üçgende 20 de var burada. 16, 20 ne üçgen arkadaşlar? 12, 16, 20 üçgeni 3, 4, 5'in 5, 5 katına kadar birbirinizi hep tavsiye etmişimdir. Sonra ne yapacağız? Burada Pisagor 9, 12 ise burası kaçtır? 15'tir. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik 2'ye. 30, 60, 90 üçgeni 30, 90 ise burası ne yaptı? 60 yaptı. 60'ı karşısı 2 kökü e 30'un karşısı nedir? Kök 3'e bölünmüş halidir. 2'dir. 90'ın karşısı nedir? 30'un karşısındakinin 2 katıdır. Yani 4'tür. Sonra büyük üçgende 30, 60, 90 üçgenin 90'ın karşısı kaç arkadaşlar burada? 4 kökü 3. 30'un karşısı yarısı olacaktır. 2 kök 3 olacaktır. E, o zaman burası ne olacaktır? 2 kök 3'ün kök köküçü 3 katı olacaktır. 6 olacaktır. E, x artı 4 eşittir 6 ise x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. İkinci soruda böylelikle balık esir çıktı. Geldik 3. soruya. ABCD yamuk. Yamuk demesi bunların birbirine paralel olması anlamına geliyor arkadaşlar. Doğru açı kurallarına göre karşı durumlu açılar yani U kuralından dolayı 120 ise burası kaç yapar? 60 yapar. Hocam 60 ise ikiz kenar tepe açısı 60. O zaman 180 e 60 çıkartıp 2'ye böldüğümüzde bunlar da 60-60 yaptı. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 8 yaptı. Bu arada 120 ve ikiz kenarlık varmış burada fark etmedik. Bakın bunlar da 30-30-120 mi oldu? Evet. 30 30 120 üçgenin özelliği 5 kök 3 5 kök 3 ise kök katından dolayı burası 15 oldu. Ve dikkat 30 ile 60'ın toplamı 90 burası da 90 oldu. Ve Pisagor 8 15 17 üçgeninden Cevabımız böylelikle 17 yani Denizli çıktı 3. soruda. Geldik 4'e. Oy oy oy. Bayağı bir üçgen var galiba burada. 13 var 12 var. 5 12 13'ten 4 oldu. 4 5 3 4 5'ten 3 oldu. 12 15'ten 9 oldu. 15 17'den 8 oldu. Burası 15 burası 20. 15 20 25'ten 25 oldu. Sonra burada 16 var 20 var. 12 16 20 olacak arkadaşlar burası. burası. Buraya 6 kaldı. 6 10'dan dolayı 8 yaptı burası. Ve dikkat ederseniz şu uzunluk kaç arkadaşım? 24 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten cevabımız 7 çıktı. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Evet ne demiş? Yukarıdaki santimetre cinsinden ölçüm yapan bir dik üçgen biçimindeki cetvelden iki tanesi ABC üçgeni aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Evet burası kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Arkadaşlar burası 8 birim burası 4 birim. 4 birim 8 birim yazınca e, ABC üçgeni de aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Arkadaşlar şurası dikkat ederseniz 90'ın karşısı 8 kere hangi açının karşısı 4'tür? 30'un hocam. Aynı şekilde burası da 30'un yaptı. Evet 30-60-90 üçgenlerini yapıştıralım. E, 30-90 ise burası da 90 ya burası da 60 oldu ve büyük de 90 derece oldu. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı ne yapar arkadaşlar? 4 kök 3 yapar burası. Ee, sonra 30'un karşısı 4 60'ı karşısı 4 kök 3. Bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bu uzunluk için şuradaki dik üçgene bakacak olursak. Dikkat ederseniz burada 30'un karşısı 4 kök 3. 60'ı karşısına olacaktır. 4 kök 3'ün kök 3 katı olacaktır. 4 kök 3 12 oluyor. Yani 4 kök 3 artı x eşittir 12 olduğundan x de buradan 4 12 eksi 4 kökçe eşit olacaktır sevgili gençler. Yani 5. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 6'ya. İkiz üçgen ABC ABC ikizkenar dik üçgen İkizkenar dik üçgen so buraları 45 derece midir? Evet 45 45 90 üçgen. Bakın burası da 90 olduğundan 45 90 ise burası da 45 yaptı. 7 ise 7 yaptı. 7 7 7 kök oldu mu arkadaşlar? Burası oldu. E bu x kenar dik üçgendi. Yani hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. 7 5 daha 12 kök 2 ise burası. Burası da 12 kök 2 yapar. E, Pisagor. 5'in kök katı 12'nin kök katı x de ne yapar? 13'ün kök 2 katı olur. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. 6. soruda. 7. soruya geldik arkadaşlar. İkiz kenar verilmiş. Boşu boşuna verilmez. Noktaysa burası da nokta yaptı mı yaptı. Yani alfa alfa ve alfa diyecek olursak. Hocam 3 alfa 90'a eşit. 3 alfa 90'a eşit olduğundan alfa 30'a mı eşit oldu? Evet. Alfa 30. Yaz 30'ları. Hocam burası 30 30'sa. Burası da 30. 30 30 120 çıktı. Ve hatta burada burası da 30 ya. Burası da 60 oldu. 30 30 120 üçgeninde bu 12 kök ise bu kenarlar 12 12 olmaz mı arkadaşlar? 12 12 diye yazdık. Sonra 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ı karşısı da 6 kök diye yazılır. BD eksi DC. BD'ye bakıyoruz arkadaşlar. 12 eksi DC'ye bakıyoruz. 6 isteniliyor bizden. Dolayısıyla cevabımız böylelikle 6 çıktı. Yani 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. A en sevdiğim yüksekliği ayrı bir göze bakıyorduk. Dik tabanı iki parçaya bölmüş. Hocam ikiz kenar oluşturacağız. Hani 120 parçalanmazdı? Evet ama ikiz kenar öncelikli kusura bakmasın kimse. E burası çizgi ise burası da çizgi oldu mu? Oldu. E hocam burada da ikiz kenar çıktı. 75 ise burası da 75'tir. Zaten burası kaç derece yapıyor? 180 hata açısı 45 derece yapar burası. Değil mi? Evet o zaman burada da x kenarlık olduğundan dolayı burası da 45 derece oldu mu arkadaşım? Oldu. 8. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 9'a. Evet ABC eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgende önce tanımı uyguluyoruz. Bütün kenarların birbirine eşit olması ve bütün açıların 60'ar er derece olmasını mutlaka mutlaka yazıyoruz. Sonra GD isteniyor bizden. Bir yerden başlayalım arkadaşlar. Mesela şuradan. E burası 30 ya. 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı nedir? 2A'dır. Hocam tamamı 10 artı 2A. E, burası da 10 artı 2A olacak. Hocam burası da 10 artı 2A olacak. O zaman buraya 6 artı 2A mı kaldı? Evet 90'ın karşısı 6 artı 2A ise. burası ne olacak? 30'un karşısı arkadaşlarım. yarısı 3 artı A olacak. A bunun tamamı 10 artı 2A'ydı. Şuraya da X diyecek olursak. A artı x artı 3 artı a eşittir 10 artı 2a olacağından dolayı hocam 2a'lar gitti mi gitti. X de buradan kaça eşit oldu o zaman? 7'ye eşit oldu. 9. soru böylelikle edremit oldu. Geldik ona. İçinde kök 3 birim yüksekliğin yükseklikte su bulunan dikdörtgen biçimindeki üstü açık bir kapta şamandıra kolu kap ile şekil bir dik gibi 30 derecelik açı yaparken su seviyesi yükseldiğinde şamandıra kolu kap ile e şekildeki gibi 60 derecelik açı yapmaktadır. Evet şu şekilde su seviyesi yükseldiğinde hop 60 derecelik açı yapmış burası. Dikkat edin. Aynı şekil değil mi? Yani şu uzunluk yine burada da aynı uzunluk. Yani buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yeni nesil işte bu. Yani her ikisinde de bu uzunluklar şekil aynı olduğu için sadece bu yukarı kaldırılmış hali. Bunların eşit olmasına dikkat edeceksiniz. Şamandıra ilk durumdayken kabın kenarına 2 birim uzakta olduğuna göre arkadaşlar kabın kenarına 2 birim uzaklıkta 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaç yapar arkadaşlar? 2 kök 3. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 4 yapar. Hala burası 4 mü? 4. Arkadaşlar dikkat ederseniz burası kaç yaptı? 3 kök 3 yaptı. Hocam burası da 3 kök mü? Evet. E burada da yine bir 30 60 90 üçgeni var mı? Var. 60 60 90 30 oldu. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. E hocam burada ne çıktı? E şunun tamamının 3 kök olduğunu bulmuştuk. X artı 2 eşittir 3 kök 3 olduğundan dolayı x de buradan 3 kök 3 eksi 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit çıktı. Ve sanırım klasikleşmiş sorulardan bir, test biri bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>